Seyit amca, bir şey konuşabilir miyiz? Olur, konuşalım oğlum. Ben işi bırakmak istiyorum. Hayırdır oğlum? Bir şey mi oldu? Yok. Öyle gerekiyor. Hay Allah ya. Bak şimdi ne diyeceğimi bilemedim ya. Ya Ali oğlum, hani özel bir şey değilse oturalım konuşalım şurada. Biz mi bir şey yaptık? Ne oldu? Yok estağfurullah Seyit amca. Hiç öyle düşünme. Teşekkürler her şey için. Gerçi ne kadar teşekkür etsem az kalır ama. Ama şimdi gitmem gerekiyor. Bak sen şimdi ya. Hay Allah. Ne diyeyim oğlum? Madem kararın bu yönde, hep bize de kabul etmek düşer. Ama bak Ali, ne zaman istersen bak oğlum. Biliyorum Seyit amca. Allah razı olsun. Sağ olun. Peki oğlum, sen bilirsin. Ben işleri kolayladım. Bir de eve geçip annemlere bakayım. Tamam kızım, tamam sen bilirsin. Koy onları şöyle. Tıraş sabununu fırçayla köpürteceksin. Biliyorsun bu işi. Babam tıraş olurken arkasında durup onu izlemeyi çok severdim. Kalmış öyle aklımda bir şeyler. Ve ben de böyle babama yardım ederdim hep. Sonrası sende. Havlu. Sen de sever miydin çocukken babanı izlemeyi? Severdim. Babam daha çok mutfakta vakit geçirirdi. Ben de sürekli onu durup izlerdim. Hatırladın mı baba? Thank you.
Şu tasa sıcak su koyar mısın? Oynattı. Parmağını oynattı. Ama gördüm gerçekten. Doktor bizi uyarmıştı. Kaslardan dolayı böyle ani hareketlerin olması normalmiş. Ya. Demek öyle. Yardım edeceğim başka bir şey yoksa ben iznini istesem. Gerisini hallederim ben. Sen gittin de. Peki. İyi geceler. Sana da.